Günaydın herkese arkadaşlar. Bu sabah birazcık erken uyandım. Erken dedim yani saat 9 falan ona doğru geliyordu. Çayı demledim ve evden çıktım. Birazcık şöyle yürüyeyim dedim bizim buralarda. Hava alayım dedim. Ondan sonra kahvaltı yapacağım. Kahvaltıyı yaparım. Dedim ki birazcık yürüyeyim. Havada bugün böyle ne yağmur var işte ne soğuk. Bence güzel bir hava var bugün. Muhtemelen öğlene doğru da güneşli bir hava olur diye düşünüyorum. Bu arada dün çiçeklerin açtığını falan gözlemledim burada. Gerçi daha böyle sümbüller açmamış ama bazen böyle görüyorum tek tük çiçeklerin açtığını falan. Yani yavaş yavaş bahar geliyor arkadaşlar artık. Kış bitmek üzere yani. İnanılmaz yani. Kış nasıl bitti? Nasıl kış geldi? Nasıl bitti? Hiç anlamadık bile yani. Kar bile yağmadı doğru düzgün yani. Öyle birkaç kez yağdı. Anlamadık yani hiç. Bilmiyorum ya. Hiç böyle kış yaşanmış gibi değildi yani. Arkadaşlar denizi görüyor musunuz? Yine bugün de sis yok. Yine normal bir hava var. Ve deniz şu şekilde gözüküyor. Normal bir hava var yani bugün de böyle. Güzel bir hava var ama bugün. Yani yavaş yavaş sanıyorum yavaş yavaş bahar aylara geçmeye başlarız diye düşünüyorum. Mart ayından sonra özellikle. Zaten Nisan ayı normal geçer. Evet, şurada bir tane karga günaydın dedi bana. Bizim tam kapımızın önünde bir ağaç var arkadaşlar. Yani kapımızın önünde demeyeyim de yan bahçenin içerisinde bir tane ağaç var. Önceden burada incir ağacı vardı. Bir tane çok güzel bir incir ağacı vardı ve gerçekten çok meyveler veriyordu. O öldü. Onun yerine defne ağacı yetişti. Ne kadar yani küçücük bir ağaçtı ve şu an o kadar büyük bir ağaç olmuş ki defne ağacı yani bu. O kadar çok güzel kokuyor yaprakları falan. Çiçeklerini nasıl açıyor bilmiyorum ama yaprakları çok güzel kokuyor. Ve biliyorsunuzdur böyle yapraklarını yakınca nazara da iyi geldiği düşünülüyor. Belki duymuşsunuzdur. Evin içerisinde falan yaktığınız zaman bu defne yapraklarını nazara iyi geldiği ve olumsuz enerjiyi aldığı düşünülüyor. Ben de ara sıra böyle yakıp kokutuyorum aslında. İtiraf edeyim. Kokusunu da çok seviyorum ama defne yapraklarının. Bugünkü çatı senfonisindeki kedimiz de şu şekilde oraya sinmiş durumda. Bakar mısınız nereye çıkmış kedi? Bu bizim kedimiz değil açıkçası ama bizim evin çatısında oturmuş. Ya bizim kedimiz değil yani arkadaşlar. Bu bizim evet bir sürü kedimiz var. Bahçede baktığımız kediler falan var ama bu bizim kedimiz değil. Bu ortalarda dolaşan bir kedi öyle yani. Bir de arkadaşlar size bu kuşburnu ağacını göstermek istiyorum. Şu anda pek meyvesi yok gördüğünüz gibi kurumuş durumda ama çok güzel kuşburnu meyvesi veriyor. Şöyle hatta göstereyim. Bakar mısınız? Böyle kurumuşlar dalları üzerinde. Bahar ve yaz aylarında bir sürü meyve veriyor. Hatta şöyle göstereyim. Yaprakları tomurcuklanmaya başlamış. Muhtemelen yaz aylarına doğru meyve verir diye düşünüyorum. Kuşburnu biliyorsunuz. Kuşburnu çayı var. Bilirsiniz zaten. Bunu kaynatıp içiyorsunuz. Çok faydalıymış. Şöyle bakar mısınız? Böyle tomurcuklanmaya başlamış yani. Bu da bayağı bir meyve veriyor aslında. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Çayı demlemiştim zaten. Bardağım bu. Dün kahve içtiğim aynı bardak. Evet, bu bardakla çay içiyorum aynı zamanda. Şimdi hep birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Böyle bir şeye yer vermemiştim daha önce vloglarımda falan. Yani kahvaltı hazırlığı falan diye böyle bir şey çekmemiştim daha önce. Bir ilk olacak bugün.
Şöyle kahvaltıyı hazırlamaya başladım arkadaşlar. Şöyle birazcık sucuk vardı. Onu yumurtayla birlikte kıracağım. Sabah sucuklu yumurta yiyeceğim yani. Birazcık salatalık doğradım. Hepsini yiyebilir miyim bilmiyorum ama zaten salatalığın yarısını neredeyse buraya doğradım. Bir de üçgen peynir vardı. Onu tabağa koydum. Zeytin ezmesi var arkadaşlar. Bundan birazcık yerim. Biraz da şöyle reçel var. Sabahları reçel yemeyi seviyorum ben. Şimdi sucuğu yumurtayla birlikte kıracağım. Zaten sucuklu yumurta yediğim zaman doyarım diye düşünüyorum yani. Büyük bir kalori sabah sabah. Hepsini de yemem tabii. Birazını kardeşim uyandığında yer. Birazını da ben yerim diye düşündüm. Şimdi yumurtayı kıracağım sucukla birlikte. Burada şöyle iki dilimde tost ekmeğim var arkadaşlar. Bunlar bana yetiyor zaten sabahları. Ekmek çok fazla tüketmiyorum. Şöyle iki tane dilim tost ekmeği yiyeceğim bu sabah. Kahvaltım bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi çayda demlendiği için çayımı da dolduracağım. Bu şekilde salatalık, peynir ve yumurta. Biraz da zeytin ezmesi ve reçel ve de iki dilim ekmeğim var arkadaşlar. Şimdi çayımı dolduracağım dediğim gibi. Genel olarak bu şekilde kahvaltı yapıyorum. Ben yumurtanın hepsini yiyemem zaten. Mümkün değil yani. İki yumurta kırmıştım ve sucuklu yumurta. O yüzden çok fazla yiyemem yani. Kalanları da kardeşim yer diye düşünüyorum. Onu ayırdım. Şimdi kendime çay koyacağım. Evet, çayım da hazır arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltı yapacağım. Rıfkı. Ne yapıyorsun orada? İn aşağı çabuk. Atla. Hadi atla Rıfkı. Arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel bir hava var. Tam bir bahar havası yani. Sadece birazcık esiyor arada böyle. Sahile yakın olduğumuz için birazcık rüzgar olabiliyor ama onun dışında çok güzel bir hava var gerçekten. Tam bir bahar havası diyebiliriz. Rıfkı'yı da dışarı attım, bahçeye attım. Bahçede takılıyor. Normalde evde biliyorsunuz Rıfkı ama bugün böyle dışarıda takılıyor. Hava çok güzel çünkü o da içeride durmak istemedi. Hemen dışarı attı kendini. Ben de böyle arada çıkıp hava alıyorum arkadaşlar. Şimdi kahvaltım falan yaptım zaten. Kahve içeceğim. Yemekleri de hallettim zaten. Akşam yemeklerini makarnayla çorba yaptım. Bir de salata yaparım akşama doğru. Yemek için hallettim yani. Şimdi kahvemi yapacağım ve biraz kitap okurum diye düşünüyorum. Bugün zaten bayağı yoruldum. Sabah ev işleri işte. Temizlik vesaire derken bayağı yoruldum. Bu saat oldu. Saat 2 oldu bu arada. En son saat 10'da 11'de atmıştım galiba vlog çekmiştim. Şimdi ikinci kısmı da bu şekilde çekiyorum. Dediğim gibi yemekleri falan hallettim. Şimdi okuma kısmına geçeceğim arkadaşlar. Kitap kısmına geçeceğim. Şimdi birazcık hava alayım dedim. Temizlik sonrası biliyorsunuz. Çok toz falan kalkıyor. O yüzden ben dedim bir hava alayım. Ondan sonra kendime bir kahve yaparım. Ve birazcık kitap okurum diye düşündüm. Dediğim gibi şimdi ben çorba yaptım. Bir de makarna yaptım.
Bakalım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde akşam yemekleri hazır. Şimdi bu şekilde akşam yemekleri hazır. Sadece salata yapacağım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi kendime bir kahve yapacağım. Sütlü köpüklü. Bu Nescafe'nin ikisi bir arada kahvesinden. Bunları böyle onlu paket şeklinde almıştım. Bundan yapacağım şimdi kendime. Arkadaşlar şimdi kahvemi alıp geldim. Kitabım bu arkadaşlar. Bir önceki videoda zaten göstermiştim. Bir sevgisizlik öyküsü diye. Başlamıştım bu kitabı. Çok fazla okumadım aslında. Dün akşam da fazla okuyamadım. Bugün birazcık okumayı planlıyorum. Kitabı bitirme konusunda emin değilim. Yani bugün bitirebilir miyim? Ona emin değilim ama birazcık okumayı planlıyorum. Yani bir 50 sayfa 40 sayfa kadar okuma planım var bugünlük. Zaten kitap sanırım 110 sayfaydı. Bakalım bugün kaç sayfa okuyabileceğim. Zaten şöyle görüyorsunuz, ufak kağıdımı da hazırlamıştım. Buradan okudukça tıklayacağım zaten. Ara ara da sizlere kitap hakkında yorumlarda bulunacağım. Yani neler anlattığı konusunda bunlardan bahsederim zaten. Okurken aynı zamanda ben şimdi kahvem soğumadan içeyim arkadaşlar. Bu arada kitabıma başlıyorum. Daha sonra görüşürüz. Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere Mokete adında ufak bir kız çocuğu var ve babasıyla birlikte yaşıyor anladığım kadarıyla kitapta, çünkü babasından da bahsediliyor. İlk olarak kitabın ilk sayfalarında bu kız çocuğu okula gidiyor ve okuldaki öğretmeniyle arasında geçenler anlatılıyor, ama genel olarak kitaptaki kız çocuğundan bahsedecek olursak bu okulda yaşıtlarının dalga geçtiği ve yoksul olduğu için aslında dalga geçilen bir kız çocuğu. Ve dediğim gibi babasıyla yaşıyor. Bunu konu alıyor yani. Aslında arkadaşlarının dalga konusu olması, işte arkadaşlarının onunla dalga geçmesi, aynı zamanda işte babasının ona kötü davranması vesaire, bunları konu ediniyor kitap. Fransız bir yazarmış ve çağdaş klasikler arasında gösteriliyor. Zaten çok da sevilen bir kitapmış kendisi. Ben de kitabı okumaya başladım ve gerçekten çok beğendim. Zaten kitap kolay okunuyor. Yani hani akıyor. Gerçekten okumaya başladıktan sonra kitabı elinizden bırakmak istemeyeceksiniz. O derece akıcı bir kitap. Bugün bitiremem diye düşünmüştüm ama belki de akşam saatlerinde bitiririm diye düşünüyorum bu kitabı. Her 30 sayfada dediğim gibi, ya da İşte 15 sayfada bir sizlere neler hissettiğimi, kitap hakkındaki görüşlerimi sizlere söylerim zaten. Fırsat buldukça anlatacağım. Kitabın konusu falan bu şekilde arkadaşlar. Bundan birazcık bahsetmek istedim sizlere. Şimdi okumaya devam edeceğim. Bir 50 sayfaya geleyim. Ondan sonra zaten tekrar bahsederim. Bu arada arkadaşlar Mart ayında okumak istediğim birkaç tane kitap var. Onları göstereceğim sizlere. Mart ayı için okuma planı yapmadım ama öyle gözüme kestirdiğim birkaç kitap vardı. Onları da bu videoda sizlere göstermek istiyorum. Çünkü vakit olmayabilir ve Mart ayında okumayı düşündüğüm kitaplar videosu çekemeyebilirim. O yüzden bu videoda göstermek istedim. 5 tane kitap belirlemiştim. Aslında 2 tanesini ben Ocak ayında okumayı planlıyordum ama fırsat olmadı. Hatta İza'nın şarkısını Ocak ayında başlamıştım ama bitirememiştim. İlk olarak şöyle bir kitap var. Romanyalıyı Yiyen Yam Yam diye. Bu bana Deli Dolu Yayınlarından hediye olarak gelmişti arkadaşlar. Bayağı merak ettiğim bir kitap. Şöyle ince bir kitap zaten gördüğünüz gibi. Bunu Mart ayında okumak istiyorum. Yavaş yavaş diğer kitapları da okurum zaten. İki kitap daha hediye gelmişti biliyorsunuz. İlk olarak bunu okurum. Bakalım nasılmış, merak ettim. Diğer kitabım da Polonyalı boksör. Bunu da yine alışverişlerimde aldığım bir kitaptı. Eduardo Halfo'nun kitabıymış. Bu da yine böyle ince bir kitap ve beni yormayacağını düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Bunu da Mart ayına ekledim. İnşallah fırsat olursa okurum.
Diğer kitapta çiftlik, bunu aşırı derecede merak ediyorum arkadaşlar. Böyle son zamanlarda pek çok kişi de görüyordum, zaten merak ediyordum. Hem ismi hem de konusu ilgimi çekti açıkçası. Bu birazcık daha kalın bir kitap. Şöyle göstereyim, bayağı yani çok ince bir kitap değil ama merak ettiğim için Mart ayında okumak istiyorum. Bir diğeri dediğim gibi İza'nın şarkısı. Buna başlamıştım aslında arkadaşlar ama bitirememiştim. Bakalım Mart ayında okuyabilecek miyim? Yine tekrar listeme ekliyorum bakalım. Maktasız Obadan bu arada ben iki kitap daha okuyup çok beğenmiştim. Katalin Sokağı ve diğer kitap da Kapıydı. Kapı kitabını özellikle çok beğenmiştim ama iki kitabı da çok çok güzeldi. İza'nın şarkısını da inşallah Mart ayında okurum. Bu arada yazarın bende Yavru Ceylan kitabı da var şurada gördüğünüz gibi. Onu da İza'nın şarkısını okuduktan sonra onu da okumak istiyorum. Diğer kitapta İyi Doktor. Bunu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Yine şöyle bir kapak tasarımı var. İlgimi çeken bir kitaptı. Bu yazardan okuyacağım ilk kitap olacak ama başka kitaplarını da merak ettim açıkçası. Bu kitabını okuduktan sonra diğer kitaplarını da yer vermeyi düşünüyorum zaten. Bakalım, yine Mart ayında bu kitabı da okumak istiyorum. Belki maraton şeklinde bu kitabı okurum, sizlerle de paylaşırım diye düşünüyorum. Bakalım, iyi doktor. Benim Mart ayında okuyacağım ilk kitaplardan bir tanesi olacak. Tabii ki bunların dışında okumayı istediğim farklı kitaplar da var. Almayı düşündüğüm kitaplar da var. Alışveriş yapmak istediğim, alışveriş yaparak almak istediğim kitaplar da var. Gözüme kestirdiklerim falan. Ama belli başlı okuyacaklarım bunlar, zaten belirledim. 5 kitap yeterlidir diye düşünüyorum Mart'ı için. Tabii ki alışverişler olursa onları sizlerle paylaşırım bakalım. İlk olarak bunları okuyacağım dediğim gibi. İşlerinde merak ettikleriniz ya da okuduklarınız, tavsiye ettikleriniz varsa lütfen benimle yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Merak ediyorum çünkü hepsini merak ediyorum. Özellikle İza'nın şarkısı çok sevilen bir kitap ama ben nedense hani böyle başlayıp ilerletemedim. Bilmiyorum neden. Bakalım, inşallah Mart ayında güzel okurum yani. Hani Şubat ayı çok iyi geçmedi arkadaşlar aslında. Nasıl geçti, nasıl bitti anlamadık zaten. Ama inşallah Mart ayı hepimiz için güzel geçer diyorum. Siz hangi kitapları belirlediniz, yine yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Mart ayı için belirlediğiniz kitaplar varsa. Benim okumayı planladıklarım bu şekildeydi. Az önce babam geldi arkadaşlar. Birkaç bir şey almış. Onları göstereyim dedim sizlere. Şöyle bir tane pirinç salam almış. Kek almış. Ondan kek istemiştim. Şöyle ufak keklerden. Bundan almış bir tane. Olsun, fark etmez. Yani çakolu keklerden. Yumurta almış arkadaşlar. Şöyle 15'li. Yumurta da bitmişti. Şöyle bir tane yağ almış. Ayçiçek yağı. Bir de şöyle Fanta almış arkadaşlar. Bizim evde kedi var biliyorsunuz. Bu salamı görünce dayanamıyor ve acıkmış. Şimdi birazdan birazcık ondan vereceğim. Ona bağırıyordu zaten. Şimdi birazcık veririm bundan ona da. Arkadaşlar ben şimdi kitabın 51. sayfasına geldim. Hatta göstereyim şu anda sizlere. İkinci bölümüne geldim. Zaten demiştim bugün bitmez diye. Ki akşam oldu zaten. Hem video çekemeyebilirim karanlık olduğu zaman. Videolar kötü çıkıyor. O yüzden burada bırakacağım 51. sayfada. Yarın devam ederim diye düşündüm. Belki yarın yine bu maraton şeklinde devam ederim. Vlog tarzına devam ederim yani. Yine video çekerim. Ya da bittiğinde yorumlarımı paylaşırım. Zaten 60 sayfası kaldı kitabın. Şöyle kitabın bir kısmı, yani okuduğum kadarıyla birazcık daha bahsetmem gerekirse, ormanda gezdiği sıralarda Moketo burada bir erkek çocuğuyla karşılaşıyor. Daha doğrusu bir genç bir delikanlı ile karşılaşıyor ve bu ikisinin burada yaşadıkları anlatılıyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum hani kitabı okumayanlar için. Kitapta masalsı bir anlatım var arkadaşlar. Yani öyle düz bir anlatım yok. Bazı yerlerinde durup düşünebiliyorsunuz. Hatta ben bazı yerlerini çizdim. Şöyle stickerladım falan. Yani durup düşündüğünüz yerlerde çok fazla ama kitap kesinlikle akıcılığını bozmuyor. Yani akıcı bir kitap bayağı. Dediğim gibi belki bu akşam vakit bulabilirsem okurum. Vakit bulamazsam yarın devam ederim. Zaten önemli değil.
50. sayfaya gelmek istiyordum bugün. Kalan sayfayı da zaten yarın okuyabilirsem yarın bitiririm diye düşünüyorum. Yani bir günde okuyamadım bu kitabı arkadaşlar maalesef. 15 sayfa okumuştum zaten. Kalan işte 50 sayfaya kadar da yine bugün okumuş oldum. Şimdi videoyu da burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi karanlık olduğu zaman video çekmem birazcık zorlaşıyor. Hem de videoyu bugün erken yüklerim diye düşündüm. Erkenden atarım yani erkenden izlersiniz. Yine vlog videoları gelecek arkadaşlar. Çok fazla izlenmiyor vlog videoları işte okuma maratonu videoları falan. Fazla izlenmiyor ama izleyen arkadaşlarım ve güzel yorum yapan arkadaşlarım oldu. Onlar için çekiyorum. Önemli değil. Ben kendim de iyi hissediyorum böyle videolar çektiğim zaman. Dilerim sizler de iyi hissediyorsunuzdur. Bugün bu kitabı inceledik sizlerle birlikte. Dediğim gibi bittiği zaman yine detaylı yorumlarını yaparım ya da vlog şeklinde devam ederiz. Buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınızı bırakın izlediyseniz buraya kadar. İnşallah bu videomu sevmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.